Peki Türkiye ne durumda? Bir ara sen de bahsettin. Türkiye gerçekten bir takım şeyler yapabiliyordu. Hatta hatırlarsan Türkiye İsrail ile Suriye'nin arasını bulmaya çalışıyordu. Bir Evet. zaman Yani var ki 2000. Evet, pardon söyle. hayal değildi bu yani. Yani Hı? hakikaten en azından bir zemini vardı. İki ülkeyle de arası iyiydi vesaireydi. Şuydu buydu. Şu an Erdoğan Rize'de bir konuşma yaptı. Konuşmanın bir yerinde, irticalen yaptığı bir yerde nasıl Libya'ya, Karabağ'a girdiysek burada da gireriz. Yeter ki birlik olalım dedi. Ve olayın ardından bir iki gün sonra Haniye suikastı patlak verdi ve tabii ki gözler Türkiye'ye çevrildi, Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan'ın yaptığı açıklama gayet yani kendisinden Sırada. beklediğimiz bir Sırada. açıklama. Şimdi o konuşma dün Ömer'le de konuştuk. Ömer de şey diye söylüyor. Kendi o askeri akademide hocalık yapıyor ya, oradaki kişiler de ona sormuşlar. Erdoğan nereye girmekten bahsediyor diye. Çünkü mesela Evet. o bile bir sorun. Ama şöyle bir formül var. Sanki yani formül dediğim, eğer savaş Lübnan'a sıçrarsa ve Lübnan hükümeti destek isterse belki falan. Ama yoksa Türkiye'nin Gazze'ye müdahil olması, Filistin topraklarına ne diyorsun? Yani ne yapabilir Türkiye? Şimdi ben çok anlam veremiyorum. Şimdi unutma ya, bu işte bir kere Karabağ Türkiye'nin girdiğinden benim haberim yoktu. Hani Azerbaycan'a yardımcı oldu da Türkiye'ye girdi mi onu bilmiyorum. Bu bir. İkincisi, tam İsrail'e gireriz de söylendi. Fakat birkaç ay önce de unutma, Gazze düşecek olursa İsrail Türkiye'ye saldıracaktır diye gene hani haritaya bakan herhangi birinin anlamakta zorluk çekeceği de bir şey de söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi hatırlattıklarınla da yetinmeyelim. Yani 2007'ydi yanılmıyorsam, Türkiye'nin parlamentosunda, herhalde dünyanın başka hiçbir parlamentosunda gerçekleşmeyen bir şey gerçekleşmişti. Yani önce hangisi önce konuştu hatırlamıyorum ama İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas aynı gün meclis çatısı içinde Türkiye'de milletvekillerine hitap etmişlerdi. 2008'de senin hatırlattığın gibi ki Cumhurbaşkanlığı o çok kızdıran bir şeydi. İsrail Başbakanı Olmert Suriye işlerini konuşmak için buraya geldiydi. Sonradan duyduklarımıza göre yani İsrail ile Suriye arasında doğrudan görüşmelerin başlamasına yönelik çok önemli mesafe kat edilmişti. Bir tek kelime üzerinde anlaşmazlık kaldığı falan söyleniyordu. Ardından Gazze'ye saldırısı başladı İsrail'in. Cumhurbaşkanı aldatıldığını ya da oyuna getirildiğini düşündü. Çok öfkelendi. O zaten meşhur one minute olayıyla Davos'ta taçlandı diyelim. Türkiye bundan dolayı bir bedel ya da çok sert tepkilerle de aslına bakarsan karşılaşmadı. Şimdi o günkü Türkiye'den, yani Filistinlileri bir barıştıracak, İsrail ile Filistin'i barıştıracak, İran'daki nükleer programla ilgili konuşmalar burada yapılacak, Türkiye buna taraf olacak, Suriye ile Türkiye, pardon, İsrail arasında doğrudan görüşmeler başlayacak. Bunlara katkıda bulunan bir Türkiye'den ben çok üzülerek de söylüyorum bunu bugün. Bence istediğiniz kadar oraya buraya seyahat edin. Devrelerin dışında kalmış olan bir Türkiye var. Yapılan hiçbir önemli toplantıdaki masada Türkiye yok. Bu kullanılan dil nedeniyle sadece İsrail ile ilişkilerin çok gerildiğini sanmıyorum. Aynı zamanda Arap devletlerinin de bu kadar sert bir dilden çok hoşnut oldukları izlenimi bende yok. Çünkü iki tarafı var bunun. Bir, zaten Hamas'tan pek haz etmiyorlar muhafazakar Arap devletleri. Mısır da bunların arasında tabii ki. İkincisi de kendi kamuoyları çok öfkeli. Etkili bir pozisyon almadıkları için filan. Bu sefer de Türkiye'den bu tür laflar geldiğinde kamuoyları ne kadar ciddiye alıyor onu bilmesem bile kendi üzerlerindeki baskının da arttığını düşünüyorlar ve bundan da sanıyorum ki çok da hoşnut değiller. Yani Türkiye bir takım oyuncusu gibi hareket etmiyor gibime geliyor burada. Ve işte bu söylemle de bence biraz keskin sirke küpüne zarar verir konumunda da kalıyor. Ve sonra son olarak da dediğin doğru, Haniye
Türkiye için önemli bir kişilikti. İşte kaç kez Türkiye'ye geldi. 7 Ekim'de İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Belki pasaportu da vardı, onu bilmiyorum. Şimdi bu kadar Türkiye'nin kendisine yakın bulduğu bir Filistinli liderin, Hamas liderinin öldürülmüş olması elbette Türkiye'yi de rahatsız edecek olan bir şeydir. Bir de şunu eklemek lazım belki. Şimdi o İsrail'le ilgili lafların edildiği sırada sanıyorum söylendi. Biz Mahmut Abbas'ı davet ettik, reddetti. Bizden özür dilemesi gerekiyor falan. Evet. Şimdi zaten oradan Abbas bir daveti reddettiği için niye özür dilemek zorunda onu ben bilmiyorum. Ama sonunda galiba geleceğim dedi ve bugün bir açıklama vardı İletişim Başkanlığı'ndan. 15 Ağustos'ta gelip meclise. Hatta formülü bulunmuştu. Abbas ve Haniye birlikte geleceklerden diye. Haniye Tahir, demek ki Haniye'nin tek başına çağrılmasının aslında yapılmaması gereken bir şey olduğunu birileri anladı ki öyle bir formül buldulardı. Şimdi tabii Haniye yok. Yerine kimin geçeceği de bildiğim kadarıyla şu an için belli değil. Şunu sormak istiyorum. Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'ndeki konuşması ayakta alkışlandı. Demokrat temsilciler katılmadıysa da boykot ettiyse de büyük bir çoğunluk gitti, ayakta alkışladı vesaire. Hatta Elon Musk falan gibi bir takım figürler de oradaydılar aynı şekilde. Hemen ardından önce Beyrut'taki saldırı, Fuat Şükrü saldırısı, ardından Tahran'daki Haniye suikasti gelmesi tesadüf müdür? Ya daha doğrusu Amerika'da bir güven tazelemesi olduğu net değil mi Netanyahu'nun? Yani bir tür açık çek aldı ya da aldığını düşündü. Ne dersin? Ben katılmıyorum buna ya. Yani şöyle, hani şu olur, geçtiğimiz 9 ay boyunca Bibi Netanyahu, Biden hükümetinin kendisine yaptığı uyarıları çok iplemiştir de, hani bu sefer açık çek aldı rahat. Hani Bibi'nin yapmak isteyip de yapamadığı bana bir tek şey söyler misin 9 aydır? Hani 2 gün ertelemiş olabilir yapmak istediğini, 10 gün ertelemiş olabilir, işte Rafah'ta olduğu gibi şöyle biraz durdu. Ardından ne yapmak istiyorduysa yaptı. Hayır, Biden'ı hiç takmadığına, Biden yönetimini çok zayıf bulduğuna, Biden yönetiminden kendisine bir yaptırım gelemeyeceğine o kadar emin ki istediğini yapmaya devam ediyor. Hani Trump ona şunu, şimdi ben şöyle biraz geri alıp bir bağlam çizeyim. Bir, ben ne Kamala Harris kampanyasının ne Trump kampanyasının bu savaşın Amerikan seçim kampanyası üzerinde gölgesinin düşmesini istediğini sanmıyorum. Trump biraz daha rahat olabilir, şu işi bir an önce bitir diye bir şey söylemiş olabilir. Ama asıl mesele Biden yönetiminde, Biden yönetimi İsrail'in elini tutabilecek olan adımların hiçbirini atmıyor. Yani silah göndermeye devam ediyor. Bir kere bir duracağım, vuracağım falan dedi, kıyamet koptu diye aslında orada da biraz süngüsünü indirdi. Ve Bibi'nin dolayısıyla özel olarak bir açık çek almasına bana sorarsan pek de gerek yoktu. Amerikan sistemi İsrail devletine bu olup bitenlerde daha sakin olması, her şeyi kendi kafasına göre yapmaması, bölgeyi ateşe atacak olan adımlar atmaktan kaçınması için baskı yapmaktan aciz. Ve hani bu olup bitenin, şunu diyebilirsin, belki çok işlerine geliyor. Şimdi Hizbullah yok edilirken Lübnan yok edilse bunun yaratacağı mülteci krizi de olabilir, siyasi istikrarsızlık da olabilir. Dalga dalga pek çok zayıf ülkeye de yayılacak, Ürdün'e yayılacak, Mısır'a yayılacak, Körfez ülkelerini de rahatsız edecek. Bunun da ben Amerika'nın genel çıkarlarına neden ve nasıl uygun olabileceğini kendi hesabıma göremiyorum. O nedenle yani Bibi'nin bir açık çeke ihtiyacı yoktu. Sizi iplemiyorum dedi. Unutma, Kamala Harris de Biden'dan çok farklı olarak işte Gazze'de Filistinli sivillerin çekmiş olduğu acılardan, o katliama tahammül edilemeyeceğinden, şunlardan bunlardan filan bahsetti. Ardından buluştular, tabii İsrail'e desteğimiz var dedi. Bibi de tamam, zaten cebine kongredeki görüntüleri koymuş olarak geri döndü ve pat 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 bu hamleleri de yaptı. Şu olabilir, yaparsam bunları çok da büyük bir tepki almayacağımdan emin oldum diye dönmüş olabilir. Ya da Amerikan sistemi içinde zaten sertlik yanlıları ona
bu konularda sen yürü kardeşim sana bir şey olmaz diye de yüreklendirmede bulunmuş olabilirler.